Bu terör değil hemen hanım. Sadece annelere babalara kurşun sıkmıyorlar. Çocuklara da ateş ediyor. Gözü dönmüşler, çılgınlar. Şu güzelim vatanı cehenneme çevirdiler. Yaşanmaz hale getirdiler. O konuştuğunuz çocuk gibi binlerce anası babası öldürülmüş çocuk var ülkede Emel Hanım. Gel canım. Sadece kadının olmak yetmiyor. Bıktım bu gizlilikten. Emel dünyanın parasını kazanıyor. İyice sömürmeden bırakmam. O eşekliği bekleme benden. Sabredeceksin. Kolay mı sabretmek? Bütün malı, mülkü, parası, her şey benim üstümde. Biraz daha, en çok bir yıl diyelim. Senin için ballı börek tabi. Bir tarafta o, bir tarafta ben. Oh! Uzattın. Dayağa kaşınma. Benden dünyanın parasını çekiyorsun, yaramaz. Siz devam edin. Ne var? Deli Ormanlı Davut tahliye olmuş abi. Bu arazi bizim can damarımız. Almak için ne gerekliyse yapacağız. Satılık toprağım yok. Kaç milyon istersen ödeyeceğiz. Paraya da ihtiyacım yok. Senin arazin şehre yakın. Ulaşım yollarına yakın. Ayrıca engebesiz. İnşaatı da çok elverişli. Fabrikaları buraya kurmazsak projeler elimizde kalacak. Bu işe başlarken bana danıştınız mı? Hayır diyor. Kaçtır ayağına geliyoruz. Milyonluk bir işi yatırıyorsun. Ateşle oynuyorsun Davut Bey. Üzülme Bekir. Bir daha karşıma çıkamazlar. Zorla elinden alacaklar toprağını, cinayetle ölümle razı edecekler ha. Vay kara vicdanlılar. Onlar da haklı. Banka kredisiyle, yabancı sermayeyle vurgun vuracaklar. Yıllardır benim toprağımı ekip biçen, kazanan yoksul köylümü fabrika işçisi yapıp kendilerine köle yapacaklar. Çıldırdılar mı bunlar? Ben yaşadıkça hava alırlar. Var ol Davut. Bana da bir hizmet düşüyorsa hazırım. Dostluğun yeter. Davut Bey kabul etmedi. Bu işi sen yapacaksın. Bizimle çalışacaksın. Paranın yarısı da senin olacak. Ondan sonra gel keyfin gel. Tamam mı? Al, bu da bizden. Ne var sevgilim? Benden ne gizliyorsun? Hiçbir şey sevgilim. Yeter beni Davut. Neredesin? Çiftlikte, öldürecekler beni. Thank you.
sevgilim? Hasta mısın? Günlerdir böylesin. Sanki yaşamıyorsun. Nen var söyle. Hiçbir şeyim yok. En acımasız adamları bul. Hemen bitirsinler işini. Tamam. Evde bekleyeceğim müjdeyi. Baş. Seni geberteceğim Bekir, paramparça edeceğim. Üstüme saldığın o köpekler elimden alamaz seni. Bittin, şimdiden ölüsün hayvan herif. Hazırım, gidebiliriz. Nen var senin? Hiçbir şey. Kimdi arayan? Kiminle konuşuyordun? Yanlış numara. Hadi gidelim. Bekir! Neler oluyor söyle bana. Yok, hiçbir şey yok. Gizleme benden, halin çok kötü. Bilmeliyim. Kötü bir şey olsa söylerim, gizlemem. Niçin taşımaya başladın bunu? Zaman kötü, ortalık fena, tedbirli olmam gerekiyor. Ne olur söyle, üzme, üzme, korkutma beni. Üzülecek ne olabilir? Ben kuşkuluyum biraz, tedirginim o kadar.
Sen etme! Kaç paraya sattın beni? Sen Davut Bey'sin, ağasın! Göster büyüklüğünü, bağışla beni! İstediğin kadar toprak, istediğin kadar para vermedin mi? Vermedin mi? Vermedin mi? Kumarda çok borçlandım, şeytana uydum, alçaklık ettim, pişmanım! Senin yüzünden katil oldum. En güzel yıllarım zindanda, prangada geçip gitti. Af yok Bekir. Cezanı çekeceksin. Bağışla, bırak beni! Af yok dedim. Ölmelisin. Çok güzel, şöhretli bir karım var. Paralı lüks bir hayat yaşıyorsun. Senin gibilerin canı çok tatlıdır. Hadi, vur öyleyse! Vur! Vur! Vur da bitsin bu iş! Bitsin! O zaman kurtulmuş olursun. Ben yıllarca her gün öldüm. Benim çektiğimi sen de çekeceksin Bekir. Korkudan öleceksin önce. Her saat, her dakika can çekişeceksin. Sonra sıra buna gelecek. Ailemle Deli Ormanlı ailesi arasında sürüp giden bir kan davası var. Ben de vurdum. Cezamı çektim. Sonra kaçtım. Faydasızmış. Şimdi de sıra bende. Deli Ormanlı Davut denen canavar hapisten çıkmış. İzimi bulmuş. Öldürecekmiş beni. Her çareyi denedim, olmadı. Baş edemem Davut'la. Kaçacağım, kaçacağım! Karaşin'li Devri Bangkok ve Sivri'ye gidecek yolcuların acele uçağa binmelerini rica ederiz, teşekkürler. May I have your attention please, all the passengers. Kıpırdatma elini ayağı! Bitsin bu işkence! Yemiyorum, uyuyamıyorum, kanışıyorum korkumdan. Ya bağışla ya öldür! Evine dön, defol! Orada mı? Bilmiyorum. Nereden, ne zaman gelecek, ne zaman öldürecek? Ne zaman canımı alacak, bilmiyorum. Yaşayamam böyle. Bu işi kendim bitireceğim. Nasıl? Öldüreceğim kendimi. Hayır, yaşayacaksın! Nerede kalıyor bu adam? Anlattılar ki sizi. Karşımda bir canavar bekliyordum. Oysa iyi bir görünüşünüz var. Hiç acımıyor musunuz kendinize? Kocamı öldürürseniz en az 20 yıl ceza yersiniz. Belki de asarlar siz. Güzel güzel yaşamak varken. Bekir'e de yazık günah. Ne kadar korktuğunu, bittiğini görseniz siz bile acırsınız. Ona muhtacım. Düzenli, mutlu bir hayatımız var. Yalvarırım, onu bana bağışlayın. Bu kan davasının kime faydası olmuş? Bu kadar insanın öldürülmesi neye yaramış?
Kan davası demekle yalan söylemiş. Adımlık etmiş gene. Sebep ne olursa olsun, bir insanın canına kıymak erkeklik mi, mertlik mi, yiğitlik mi? Bekir ölünce hapisteki yılların geri mi gelecek? Böyle bir cinayet için senin gibi deli olmalı insan. Sen bütün insanları Bekir gibi mi sanıyorsun? Bekir yaşamaya layık bir insan. Asıl senin gibi kana susamış bir canavar gebermeli. Affedeceksin Bekir'i. Barışacaksınız. Emel Hanım birini vurmuş. Birini mi vurmuş? Ne zaman? Bir otelde, taşralı birini vurmuş. Ölmüş adam. Yaşadık! Müzik dünyamızın sevilen ünlü yıldızı Emel Sayın, henüz bilinemeyen bir nedenle Davut Deli Ormanlı isimli birini tabancayla vurdu. Bu iş burada biter. Kocamsın artık, her şeyimsin. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Davut Deli Ormanlı ameliyat edildi, tedavi altına alındı. Ölmemiş. 9 canlı köpek. Emel Sayın tutuklandı. Olayla ilgili kovuşturma devam ediyor. Emel Hanım'ın kocasını öldürecektim. O geldi, aracı oldu, dinlemedi. Israr etti, barış istedi. Kovdum. O zaman haklı olarak vurdu beni. Yani şikayetçi değil misin? Hayır. Nerede kocam? Niçin gelmiyor? Bir şey mi oldu Bekir'e? Unutun o adamı. Yurt dışına gitmiş metresiyle. Kocamdan bahsediyorum. Evet hanımefendi. Bütün servetinizi de alarak, çalarak, Serap isminde bir kadınla gitmiş. Üzgün için bağışlayın beni. Yok, iyi oldu. Bekir'le şimdi gerçekten ödeştik. Geçmiş olsun Davut Bey. Emel Hanım'ın avukatıyım. Size teşekkür etmek için geldim. Emel Hanım'ı savunan ifadeniz etkili oldu. Tek duruşmada bitti mahkeme. Ne kadar hüküm giydi? Emel Hanım'ın kişiliği, diğer hafifletici sebepler göz önüne alındı. 1,5 yıla mahkum oldu. Durumunuzu biliyorum. İstemezdim ama çok isabetliler. Böyle bir moral günü hazırlamaya mecbur oldum. Hepsi dertli, hepsi yaralı. Acılarını biraz olsun unutmalarını gerçekten istiyorum. Sağ olun. Anılarınızı gazetem adına satın alıyorum. Ne kadar istiyorsanız açık çek ödemeye hazırız. Yazabileceğimi hiç sanmıyorum. Unutsam, aynı acıları bir de yazarken çekmesem daha iyi olmaz mı?